Nereye? Karşıda bir işim var. İyi, tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Duvarımızdaki tabloyu söküp aldı. Kahvaltı servisimiz daha başlamadı çocuğum. Otel ya burası. İstediğin saatte giriyorsun, istediğin saatte çıkıyorsun. Emir'in Ankara'da duruşması var. İzinliyim bugün. Aleyna mesaj attı. Birlikte yapacağız kahvaltıyı. Villaya gidiyorum. Git çocuğum. Git. Günaydın Şeyma abla. Günaydın güzellik. Hayırdır? Ya sana bir şey söyleyeceğim de öğleni bekleyemedim. E geç buyur. Veli abi içeride mi? Ha. Gel o zaman bahçede konuşalım. İyi. Meral Hanım. Hoş geldiniz. Senden bir şey isteyeceğim. Bana geçen ay işten çıkartılan Buket diye birinin telefonu ve adresi lazım. Olur. Yalnız insan kaynaklarını aramam lazım. Benim bir bilgim yok. Ara. Bekliyorum. Şimdi dün gece biz Salih'le biraz dertleştik. Bugünlerde bir tuhaf bu. Böyle gece gece kalkıp oturmalar falan başladı, bilmiyorum. Basur mu? Yok, kalp. Yani kalp derken, ama evlerden olarak öyle değil de... seninki aşık olmuş. Kız kaynana mı olacağım başımda? Allah hayırlısıyla. Şimdi şöyle, bizimkinin aklındaki Nihal'miş. Hangi mi? Benim Nihal mi? Canım bunların birlikte büyüdüler sayılır bunlar. Yani yaşları, hayatları birbirine denk. Ama sen Salih'i biliyorsun, o çekingendir acık. Diyorum ki şu Nihal'in ağzını bir arasan. Ha, ararım. Hatta dur. Nihal, yok, gel kız buraya. Yok kız, şimdi değil mi? Müsait bir zamanda şey edersin şimdi. Nihal dedim. Ay ne? Salih sana aşıkmış. Sabah sabah dalga mı geçiyorsun anne? Şeyma söyledi. Senin eniştemizin şirketinde basit bir çaycı olarak çalışan düz Salih'e karşı bir hissin var mı? Ha, eğer öyleyse anne, ben de senin gibi ne uzayıp ne kısalan bir adamla evleneceğim. Senin hayatının tıpkısını yaşayacağım diyorsan buyur. Ama ayıp ediyorsun aşko.
Ya Şeyma teyze, ben Salih'i bir kardeş, bir arkadaş gibi seviyorum ya. Gönül, bu kızım ona denecek bir şey yok da. Yalnız sen çok yanlış konuştun Berir. Neyse, ben sabah sabah rahatsız ettim sizi. Estağfurullah, ne rahatsızlığı? Üzdün kadına. Ay anne, hayır denir de böyle mi denir? Ben ne yaptım kız? Kendisi kışkırttı. Vasat oğlu Salih'e utanmadan seni mi layık görüyor? Ya teyzeme gattar diyoruz da senin de az kalır yanın yok ha. Hiç de bile. Ben teyzen gibi zengin olsam pamuk gibi olurum.